arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu çalışma testinin, tekrar testinin 11. sorusuyla yani 2. bölümüyle devam ediyoruz. 11. Tarih dersinde öğretmen öğrencileriyle aşağıdaki bilgiyi paylaşmıştır. Şimdi bilgiyi en son okuyacağız soruyu çözerken. Bakın şurayı alıyorum. Bu kenarda bir dursun. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra öğretmen şu soruyu sormuştur. Öğretmenin sorusuna. Bakın öğretmenin sorusunu da atladım dikkat ettiyseniz. Öğretmenin sorusunu merak ediyorum. Öğretmenin bu sorusuna aşağıdaki hangi sıralamayı söyleyen öğrenci doğru cevap vermiştir? Soruya geçiyorum. Demek ki bir sıralama sorusu. Peki çocuklar Sina çölünü geçmişten günümüze sırasıyla geçen hükümdarlar kimlerdir? Öyleyse arkadaşlar geçen hükümdarlara bakıyorum. En önemlisi bu ve sıralamaya çok dikkat ediyorum. İkinci özelliğimiz de bu. Artık son yapacağımız işe metne geçelim mi? Geçelim. Sina Yarımadası'nda yer alan Sina Çölü öyle bir çöldür ki Türk tarihinde bu çölü ordusuyla yalnızca Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han geçmiştir. Öyleyse Yavuz Sultan Selim Han Geçmiş mi? Geçmiş. Ama kaçıncı geçen var biliyor muyuz? Geçen biliyor muyuz onun olduğunu bilmiyoruz. Şunu biliyorum sadece. Milattan sonra 1517. Dünya tarihinde ise Pers İmparatoru 2. Kambises. Kambises de arkadaşlar bu işi. Yani çölü geçenlerden bir tanesi. Lütfen dikkat edin tarih. Hemen bölüyorum. Milat'ı şuraya koyuyorum. Milattan önce diyorum. Milattan önce diyorum. Milattan sonra diyorum. Ve Makedonya Kralı Büyük İskender milattan önce 322 ordularıyla bu çölü geçebilmiştir. Dünya tarihinde adını duyurmuş komutanları olan Cengiz Han, Timur, Napolyon ise bu çölü ordularıyla geçmeyi başaramamışlardır. Öyleyse şıklardan direkt Cengiz'i, Timur'u, Napolyon'u varsa e e siliyorum arkadaşlar. Sıralamamız şu. Kambises ve... Kimdi Büyük İskender? Bizim burada dikkat edeceğimiz şey milattan sonra demesen arkadaşlar bu durumda 3 tane veriye göre milattan sonra olduğuna göre Yavuz Sultan Selim en son geçendir. Milattan önce 525 tarihi mi? Sonradır. Milattan önce 322 tarihi buna dikkat ediyorum. Biliyorsunuz milattan önceki sayılar sıfıra yaklaştıkça, milata yaklaştıkça günümüze daha yakındır. Demek ki diyorum ki Büyük İskender daha sonra geçmiş, Kambesis ilk geçmiş. Bu durumda cevabım Adana. Arkadaşlar hep öğrencilerime tavsiye ediyorum. Bir kez daha yine diyorum. Lütfen milat sorularında direkt tarih şeridinizi çizin. Ortaya milatı koyun. Verilerinizi ona göre yerleştirin. Hiç başka bunun dışında uğraşmayın. Vakit kaybetmiş olursunuz. Devam edelim mi? 12. Soruya geçtik arkadaşlar. 12. Sorumuz. Bazı yazarlar, şahit olmadıkları olayları veya hiç görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Hatırlarsınız, ee, burayı paragrafa geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Tarihçi Mübahat Kütükoğlu, metinde bahsettiği yazarların eserlerini tarih biliminin yöntem aşamalarından hangisine tabi tutmuştur? Derslerde hatırlıyor musunuz tarih biliminin yöntem aşamalarını? Şu meşhur konuyu belirleme, tarih, tahlil, tensli, tasnif, tenkit gibi bölümleri vardı. Bu sıralamayı unutmayın demiştik derslerde de hatırlarsınız. Bazı yazarlar şahit olmadıkları olayları veya hiç görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Aslında yazdıkları tamamen kendilerinden önce kalem alınmış eserlere dayanmaktadır. Kendilerinin yaptığı bir şey yoktur diyor burada. Bu yalan ve mübalağa da bazen o kadar ileri giderler ki aynı ya da birbirine çok yakın tarihlerde fakat birbirinden diğerine kısa sürede ulaşılması imkansız iki mekandaki olayların şahidi olduklarını dahi Yazmakta tereddüt etmezler. Böylece kendilerini kolaylıkla ele vermiş olurlar. Bakın, burada tarihçi bir olaya ne yapıyor? Eleştiri geçiriyor arkadaşlar. Kendisinden önceki tarihçilerin yaptığı bir duruma eleştiride bulunuyor. Bu durumun doğru olmadığından bahsediyor. Herhangi bir tarama, herhangi bir düzenleme, sınıflama, herhangi bir şeyin özetini çıkarma, sentezleme durumu kesinlikle yok. Ne yapıyor tarihçimiz? Tenkit ediyor. Yani eleştiri yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız denizli. Bakın sorularda da, mevin sorularında da, diğer test sorularında da tenkitle ilgili çok soru geliyor. Dikkat edeceğiniz yerlerden bir tanesidir. 13. Verilen bilgide tarih araştırmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Arkadaşlar bu tarz sorularda vurgulanan dediğine göre genel yoruma dikkat ediyoruz. Tarihçiler içinde yaşadıkları toplumun siyasi, kültürel, dini ve benzeri anlayışlarından etkilenerek yetişebilir. Bu nedenle tarihçilerin eserleri onların bu alanlardaki bakış açılarını az ya da çok yansıtabilir. Böyle durumlarda bilgi ve yorumu birbirinden ayırmak gerekir. Yani diyor ki burada yaşadığınız çevre, yaşadığınız toplum sizin fikirlerinizi etkileyebilir. Ama araştırmalarınızda belgeleri yani kanıtlarla yorumları birbirinden ayırın. A- Kaynaklardan edinilen bilgileri olduğu gibi kabul etmek. B. Araştırmalarda daha çok ana kaynaklardan yararlanmak. C. Kaynakları birbirleriyle karşılaştırmadan kullanmak. D. Toplanan verileri bir sistem dahilinde sınıflandırmak. E kaynakları eleştirel gözle incelemek. Arkadaşlar kaynaklarımızı eleştirel gözle incelemek. Yani yorumumuzu daha çok dikkat ederek bunların işte e, bizim bilgimiz mi yoksa belgenin yorumu mu olduğuna dikkat ederek soruları çözmemiz gerektiğinden olaylara daha doğrusu bakış açımızın tarihçi olarak olması gerektiğinden bahsediyor. 14. Tarihi olayların çok yönlü sebepleri ve sonuçları bulunur. Paragrafın altını çiziyorum önemli gördüğüm yerleri. Çünkü yine bir vurgu sorusu arkadaşlar. Hangi konuya dikkat edelim? Bir önceki soruya çok benziyor. Tarihi olayların çok yönlü sebepleri ve sonuçları bulunur. Bir olayın dinsel, siyasal, ekonomik, kültürel, askeri, coğrafi pek çok özelliği bulunabilir. Tarih biliminde her ne kadar olaylar çeşitli özelliklerine göre gruplandırılarak incelense de olayların siyasal yönünü toplumsal yönünden ya da ekonomik yönünü askeri yönünden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Yani arkadaşlar bütün olaylar aslında bir top gibi düşünün ya da işte bir fanus gibi düşünün. Her şey bir kabın içinde ve bunlar birbirlerine ekolojik denge gibi de düşünebilirsiniz. Birbirine sımsıkı bağlı demek istiyor. A- Olayları gerçekleştikleri zamanın koşullarına göre incelemek. Bununla ilgili herhangi bir bilgiye rastlıyor muyuz? Zamanla ilgili hiçbir yorum yok. B. Araştırma bulgularını en ince ayrıntısına göre sınıflamak sınıflamak vardır ama ayrıntılardan çok bahsetmez. C arkadaşlar inceleme konularına ilişkin birinci elden kaynaklar kullanmak, kaynaklara hiç girmemiş paragrafta gördüğünüz gibi. D olayları değerlendirirken bakın fanus örneği bütüncül bakış açısına sahip olmak. E eserlerinde konuları nesnel bakış açısı ile değerlendirmek. Burada da bakış açısından hiç bahsetmemiş olayların daha çok bütünlüğünden bahsettiği için ve bir parçanın bir bütünün parçaları olduğundan bahsettiği için arkadaşlar cevabımız denizli. 15. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Sonunda kısa bir soru gördüğünüz gibi. Kaynaklar, birinci elden kaynaklar, ikinci elden kaynaklar soruları önemlidir. Lütfen dikkat edelim ayrıntılara. 1974-1980 arası dönemde Türkiye'deki siyasi gelişmelerin çalışıldığı bir yüksek lisans tezinde araştırmacının kullandığı kaynaklardan hangisinin güvenilirliği daha azdır? Arkadaşlar dikkat edelim. Ayrıntı ya da belgenin netliğine göre bu soruları çözüyoruz. A) Devlet arşivleri, B) Meclis görüşme tutanakları, C) makaleler D) fotoğraflar, E) hatıralar. Cevabımız ne? Hatıralar. Çünkü hatıralar herkes kendine göre hatıra yazacağı için özneldir arkadaşlar. Yani herkes kendi bakış açısıyla bunu yazar ve bunun üzerine ne yapar? Yorum yapar. Ama gördüğünüz gibi bunların hepsi belgedir ve bu belgeler arkadaşlar daha objektif yorumlar getirir bize. 16. sorumuz 1974 yılında Çinli bir çiftçinin başkent Pekin'den 1000 kilometre uzaklıktaki Xi'an şehrinde tarlasını sürerken sabanına takılan mermer bir heykelcik. Birbirinden farklı yüz tiplerine sahip 50 bin Çinli askerden oluşan muazzam bir taş orduyu ortaya çıkarmıştır. Saklı kentte ortaya çıkan 2200 yıllık bu mezar bulunmasaydı 10 milyonluk şehir sadece bilinen vasıflarıyla kalacaktı. Tesadüf dediğimiz mesele bazen Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Herhangi bir yol çalışması yapılıyor. Pat bir bakıyorsunuz aslında altta saklı bir cennet var. Bu bilgi tarih bilimiyle ilgili durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 1- Bulunan bilgileri, belgelerin yeni bilgileri ortaya çıkardığı var mı? Evet var. Çünkü bakın yeni bir sistem yeni bir medeniyetten bahsedilebilir. 2. Tarihi olaylar arasında sürekliliğin bulunduğu. Evet, normal şartlarda süreklilik esastır. Daha önceki sorularda da gördük ama bizim paragrafımızda herhangi bir şekilde bununla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. 3. Bazı tesadüflerin tarihi araştırmalara kaynaklık edebildiği. Biraz evvel de söyledim. Bakın tamamen tesadüfi bir olaydır ama çok önemli bir Tarihi mirası ortaya koymuştur. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. 17. sorumuz. Son 4 soru arkadaşlar. Bakın yine miladi yani yılla ilgili bir soru. Dedim unutmayın. Tarih şeridini arkadaşlar atlamayın. Gerçi burada zaten tarih şeridi hep geriye doğru kayacak. Verilen şema doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öncelikle şunu söyleyelim. Taş devri ve maden devri. Taş devrindeki dönemler maden devrindeki dönemlerden bahsedilmiş. Direkt yine bulmaca çözer gibi yapıyoruz işimizi. A. Taş devrinin maden devrinden uzun sürdüğünü görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Bakın taş devri arkadaşlar milattan öncesinde başlıyor. Ta Bakır Çağı'na kadar süren, bakın 2,5 milyon yıllık çok uzunca bir dönemdir ki dahası da vardır. B, en son yaşanan dönemin Demir Çağı olduğuna, bakın Demir Çağı, zaten Demir Çağı'ndan sonra yazı bulunacak arkadaşlar. Ve tarih çağlar başlayacak. Maden işleme sürecinin zordan kolaya doğru olduğuna. Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde? Yok. Biz sadece şunu biliyoruz. Bakır, Tunç ve Demir diye çağlar vardır. İşin kolay ya da zor olduğu ya da zor ya da kolay olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Cevabımız Ceyhan. DV'yi de okumak istiyorum. Paleolitik çağın en uzun süreli dönem olduğuna bakın. Tarih hesaplamaları yaptığınızda yani iki, iki dönemi birbirinden çıkardığınızda iki buçuk milyon gibi çok uzunca bir dönem olduğu söyleniyor. Zaten paleolitik dönem çağlar arasında aklınızda bulunsun en uzun dönemdir. Çağların yaşanma sürelerinin giderek kısaldığına yine burada da arkadaşlar gittikçe kısalan bakın dönemleri şöyle hafifçe bakarsanız bile yani ortalama bir hesapla bile Paleotik dönemden demir çağı doğru gittikçe sürelerin kısaldığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar 18. sorumuz Yine sadece önce soru okuyoruz Verilen metinde yer alan görüşler aşağıdakilerden hangisini bir eleştiri olarak ileri sürülmüştür. Geçmişin dönemlendirilmesinde karşılaşılan farklılıklar genellikle Avrupalı tarihçilerin kendi kıtalarındaki önemli değişimleri esas almalarından kaynaklanmaktadır. Avrupalı tarihçiler dönemlendirmelerde Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı, matbaanın icadı, Rönesans hareketleri ve feodalitenin çözülme baş, çözülmeye başlaması gibi olayları dikkate almaktadır. Kavimler göçü ve İstanbul'un fethi gibi gerçekleşen olaylar ise bu olayların Avrupa tarihini etkilediği ölçüde yer verilmektedir. Bu durum Avrupa merkezli yönlendirmeyi dünyanın geri kalanı için tartışmalı hale getirmektedir. Söz konusu dönemlerin Dönemlendirme Avrupa milletleriyle farklı gelişim süreçlerinden geçmiş ve farklı kıtalarda devlet kurmuş Türklerin tarihleriyle de örtüşmemektedir. Öyleyse bu durumda eleştiride bulunduğumuz olay neymiş? Şıklara bakalım. A. Tarihin zamana göre tasnifinin tarihi bütünlüğü bozmasına. B. Tarihsel dönemlendirmede Batı merkezi tarihsel bakış açısına. C. Avrupa'da merkezi yapının feodal bir düzene dönüşmüş olmasına. D. tasnif çalışmalarının araştırma ve incelemeleri zorlaştırmasına, E. tarihte objektif yaklaşımın ortaya çıkardığı sonuçlara. Arkadaşlar, burada soruda diyor ki yani bu işin sadece Batı yönüyle yapılmasında nedir sıkıntı vardır demek istiyor. Bu durumda eleştirimiz neye yönelik? Batı merkezli bir bakış açısıyla bu işin yapılmasına eleştiri göstermiş, eleştiri yapmış oluyoruz arkadaşlar. 19. sorumuz, son iki sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinin oluş zamanı günümüzü en uzak ve en belirgin olma özelliğini birlikte taşımaktadır? Bakın ee, bu sorularda öncelikle gün, ay, yıl dönemine çok dikkat ediyoruz ve olayların milattan önce ve milattan sonra olayına dikkat ediyoruz. Çünkü bazen tarihleri tam veriyor ama verildiği dönem milattan önce olabiliyor ve biz bu durumu karıştırabiliyoruz. Öyleyse şıklara bakalım. En belirgin, en net olan bilgi hangisiymiş? A. Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928'de kabul edilmiştir. B. İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedilmiştir. C. Anadolu'nun kapısı Türklere 11. yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreğinde açılmıştır. D. Kadeş Savaşı M.Ö. 1296-1280 yılları arasında yapılmıştır. E. Mısırlar yazıyı M.Ö. 3200'lü yıllarda bulmuştur. Bakın en, uzan, en uzak tarih budur ilk kısmı uyuyor ama en belirgin değil. Çok aralık geniş olduğu için belirginlik yok. Yine aynı şekilde Kadeş Savaşı bakın yine uzak tarihlerden bir tanesi ama aralık çok geniş. Aynı şekilde Türklere 11. yüzyılın ikinci yarısı 3. çeyreğe bu aralık çok geniş. Zaten bizim kafamızı karıştıran iki tane sayı var arkadaşlar burada. Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928'de bakın ikisi de tarih olarak çok net. Ne zaman olduğunu biliyoruz. Bu durumda belirginlik var. Neye bakıyorum? Uzak olana bakıyorum. 1928 daha yakın bir tarihtir ama 1453 daha uzak bir tarihtir arkadaşlar. 20. Son sorumuz. Hazır mısınız? Günümüz Türk kaynaklarında Hz. Muhammed'in doğum ve ölüm tarihleri 571-632 olarak değerlendirirken Arap kaynaklarında hicretten önce 52, hicretten sonra 11 şeklinde tarihlendirilir. Türk ve Arap kaynaklarında aynı olay için farklı tarihlendirme yapılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Türklerin ve Arapların farklı takvimleri kullandıkları. B. Arapların tarihlendirme yaparken çelişkiye düştükleri. C. Türk tarihçilerin kronoloji çalışmalarında daha ileri oldukları. D. Türk tarihçilerin İslam tarihine ilgili Arap kaynaklarından yararlandıkları. E. Türk ve Arap tarihçilerin tarihi konularda farklı düşündükleri. Tarih net aslında ama bu dönem nokta şu. Miladi takvim. Biz miladi takvimi kullanıyoruz arkadaşlar. Ama Araplar sizin de gördüğünüz gibi hicri takvimi kullanıyor. Hicri takvim sıfır olarak sizin de hatırlayacağınız gibi 622 tarihini alır. Biz Hz. İsa'nın doğumunu sıfır olarak kabul ediyoruz. Aradaki zaman farkının oluşmasında da sorun yaşanmasında da bizimle Arapların tarihi farklı takvimlerle kullandığı kullanması sebebimizdir. 9. sınıf tekrar sorularını çözmüş, bitirmiş olduk arkadaşlar. Başka sorularda, başka testlerde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.